belli bir düzen içerisinde salgılanmakta. Salgılanma düzeni sinir sistemiyle de kontrol edilmektedir. Başlat dediğim halde, ikinci de başladı, pardon. Bu arada kandaki hormon konsantrasyonu o hormonu salgılayan bezi uyarmaktadır. Hepinizin mikrofonlarını ben devre dışı bıraktım. Çünkü sonradan girenler kapatmayı unutuyor arkadaşlar. Böyle bir Teams'te güncelleme oldu. Bizim de işimize geliyor artık. Mikrofonlarınız tamamen devre dışı hepinizin. Evet, belli bir düzen içerisinde salgılanıyorlar. Kandaki hormon konsantrasyonları o hormonu salgılayan bezleri uyarıyor. Bez de kanda bulunan hormon seviyesine göre cevap veriyor. Kanda hormon seviyesi yüksekse daha fazla salgılanıyor. Kanda hormon seviyesi düşükse daha çok çalışarak daha fazla hormon salgılanıyor. Hormonu oluşturan maddelerin kimyasal yapısı tam olarak bilinmemekte. Bununla birlikte kimyasal yapılarına göre steroid, peptit ve amino asit yapısında hormonlar bulunmaktadır. Hormonların görevlerini genel olarak toparlayacak olursak vücudun dış çevreyle uyumunu sağlar. İç ortamın fiziksel ve kimyasal dengesini ve sürekliliğini sağlar. Hücrelerdeki yapım ve yıkım olaylarını denetim altında tutar. Vücut organlarının fonksiyonlarını düzenler, üreme fonksiyonlarını düzenler, büyüme ve gelişmeyi sağlar, enerji üretimi, kullanımı ve depolanmasını gerçekleştirir. Endokrin bezler, yani iç salgı bezleri, şekillerini de görüyorsunuz. Hipofiz bezi, epifiz bezi, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezleri, timus bezi, pankreas bezi, gonadlardan, testisler ve ovaryumlardan salgılanan hormonlar var. Pankreas bezi, böbrek, kalp, gastrointestinal sistemde özel salgı hücreleri mevcuttur. Plasenta da gebelik süresince büyük bir iç salgı bezi olarak görev yapar. Yani bebeğin eşi, geçen ders gösterdiğim plasenta gebelik boyunca da yine hormon salgısıyla da iç salgı bezi olarak görev yapar. Burada salgılandıkları bezlere göre hormonları görüyoruz. Epifiz bezinden melatonin hormonu salgılanıyor ki melatonin bizim biyoritmimiz için, vücut ritmimiz için oldukça önemli bir hormon. Bu hormon belki artık güncel medyada da çok sık söyleniyor. Özellikle gece 11 ile 3 arasında salgılanan bir hormon melatonin. Bu hormonun salgılanabilmesi için 11 ile 3 arasında uykuda olmamız gerekiyor. Eğer uykuda olmazsak, bu hormon salgılanmazsa ne olur? Depresyona yatkınlık artıyor. Özellikle gece çalışan, gece vardiyasında çalışan, sürekli gece vardiyasında çalışan, özellikle işte sağlık personelinde yapılan çalışmalar sonucunda melatonin eksikliğine bağlı depresyon görülme sıklığı oldukça yüksek bulunmuş. O yüzden 11 ile 3 arasını iyi değerlendirmek, uykuda olmak gerekiyor. Özellikle çocukluk döneminde de çok çok önemli. Büyüme gelişme, büyüme hormonları da gece salgılandığı için uyusun da büyüsün lafı var biliyorsunuz. Bu da oradan gelmekte. Yine hipofiz bezinden FSH, LH, FSH, ACTH, prolaktin, büyüme hormonları, gonadotropin ile lezing hormon dediğimiz GnRH'lar, oksitosin ve vazopresin yani antidiüretik hormon salgılanıyor. Böbrek üstü bezlerinden adrenalin, korku, heyecan, gerginlik, öfke sırasında salgılanan hormonlar böbrek üstü bezinden salgılanıyor. Adrenalin ve aldosteron. Testislerden testosteron, overlerden östrojen ve progesteron, pankreastan insülin ve glukagon, tiroid bezinden T3, T4 ve kalsitonin hormonları salgılanmakta. Arkadaşlar hepinizin mikrofonunu ben devre dışı bıraktım. Hipofiz bezi küçük boyutuna rağmen endokrin bezler içerisinde en önemli olanıdır. Birçok hormonda salgılıyor
önceki şekilde de görüyorsunuz hipofiz bezinden birçok hormon salgılanmakta ve bunların hepsi birbirini tetikleyen hormonlardır. Belli bir düzen içerisinde salgılanırlar. Vücudun uzun dönemli büyüme, günlük fonksiyonları ve üretkenlik yetenekleriyle ilişkili olarak bir kontrol merkezi gibi çalışır hipofiz bezi. Hipofiz bezinde ön ve arka loblar var. Ön lob göğüste süt üretimini harekete geçirmek için büyüme hormonu da dahil olmak üzere 6 ayrı hormonun üretimiyle yükümlüdür. Ön hipofizden FSH, folikül stimüle eden hormon, geçen dersimizde de gördük. Erkeklerde de kadınlarda da FSH ve LH aslında cinsel farklılaşmayı sağlayan, cinsel olgunluğa ulaşmak için cinsel organların büyümesini, gelişmesini, LH kadınlarda yumurtlama, ovülasyondan sorumlu hormondur. FSH ve LH kadında da erkekte de cinsel organların gelişmesini ve fonksiyonlarını sürdürmesini, denetiminden sorumlu hormonlardır. Prolaktin süt salgılatıcı bir hormon. Büyüme hormonu, growth hormonu da diyoruz büyüme hormonuna. Yine ACTH ve TSH, tiroid stimüle eden hormonda yine hipofiz ön lobundan salgılanan hormonlardır. Hipofizin arka lobundan ise oksitosin ve vazopresin dediğimiz antidiüretik hormon salgılanmakta. Oksitosin emzirme dönemi sırasında kadınlardan göğüsten süt gelmesi olayını harekete geçirmek için faaliyette bulunur. Yani aslında süt, oksitosin refleksi diyoruz sütün gelmesine. Doğumdan sonra bebeğin anne memesine dokunmasıyla, meme ucuna uyarı vermesiyle, yani emmeye başlamasıyla birlikte oksitosin refleksi harekete geçiyor ve ne yapıyor? Süt gelmesini için oksitosin salgılanıyor. Aynı zamanda oksitosin doğum sırasında rahim kasılmalarını da hızlandırıyor. Oksitosin hormonu doğum sırasında ne yapıyor? Salgılanıyor ve rahim kasılmalarını hızlandırarak doğuma da yardımcı oluyor. Oksitosin hormonu kendi başına salgılandığında, yani kendi başına şöyle söyleyeyim, suni sancı diye bir şey var, duymuşsunuzdur halk arasında da çok fazla, suni sancı veriliyor. Suni sancı dediğimiz sentetik oksitosin dışarıdan veriliyor. Oksitosin utangaç, çekingen bir hormondur. Aynı zamanda sevgi, aşk, mutluluk hormonudur oksitosin hormonu aslında. Kadın doğum sırasında dışarıdan sentetik oksitosini aldığında kendi oksitosini çok fazla işlev görmüyor aslında. Dışarıdan sürekli sentetik olarak aldığı için. Kendi oksitosini nasıl işlev görebilir? Çekingen bir hormon olduğu için daha karanlık, daha loş ve mahremiyetin sağlandığı bir ortamda oksitosin salgılanabilir. Yani birçok yabancının olduğu bir ortamda kadın, düşünün, doğum esnasında kendi içine dönmeli ki bu oksitosini kendisi salgılamalı. Bu niye bu kadar önemli? Oksitosin hormonu kendisi salgılarsa eğer, oksitosin endorfin hormonunu tetikliyor. Endorfin hormonu da ağrıyı azaltan bir hormondur. Ağrıyı dindiren bir hormondur. Endorfinin salgılanmasıyla birlikte kadın doğum sancılarını hissetmeyecektir. Ancak günümüzde suni sancı rutin olarak verildiği için genellikle doğal oksitosin kullanılmamış. Dolayısıyla endorfin hormonu da faaliyete geçmemiş oluyor. Oksitosin aynı zamanda mesela işte çocuklar düşüyor, anneleri sarılıyor, değil mi? Düşülen yeri ya da işte kafasına çarpıyor, elini çarpıyor, orayı öpüyoruz. Buna kapı kontrol metodu da deniyor. Öptüğümüz zaman hani sanki geçti gibi algılıyoruz. Aslında bu doğru. Bu sarılma, dokunma sırasında oksitosin hormonu salgılandığı için, beraberinde de endorfin salgılandığı için ağrının azalması söz konusu oluyor. Tamamen oksitosini olmayan, son yıllarda oksitosin üzerinde çok duruyorum çünkü son yıllarda çok çalışma yapılıyor. Biliyorsunuz artık televizyonlarda da sürekli psikolojik diziler var. Şu ara çok meşhur. Çocuklukta yaşadığımız duygular, sevgisizlik, oksitosin sevgi hormonu diyoruz ya, işte sarılma, anne baba tarafından sevilme, sarılma,
öpülme, bunların hepsi oksitosin salgılanmasına sebep oluyor. Ve ileriki yaşlarda bizim aslında daha vicdanlı, daha merhametli bir insan olmamıza olanak sağlıyor. Yani sevgisizlik ya her şeyin sebebi, işte şiddetin, birçok yanlış yollara sevk olmanın sebebi sevgisizlik. Bu da oksitosin hormonunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Antidiüretik hormon da idrar çıkışını kontrol ediyor. Diüretik idrar söktürücü demek. Antidiüretik idrar söktürmeye karşı, yani idrarın çıkışını kontrol ediyor, denetliyor. Böbrekler üzerinde faaliyet gösteriyor. Hipotalama, hipofiz ekseni bu hormonların salınımı için önce hipotalamus denen üst merkez bez hormonları salgılanmakta. Bunlar hipofize gelerek bu defa hipofizden diğer hormonları salgılatmaktadır. İkinci adımda ise hipofizden salgılanan hormonlar vücuttaki salgı bezlerine giderek o bezlerden bazı hormonların salgılanmasını sağlamaktadır. Tiroid hormonu hipotalamustan, hipofizden TSH hormonunun salgılanmasına, yine hipofizde TSH'ın salgılanmasıyla tiroid bezinden T3 ve T4 hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu döngü böyle devam ediyor. Tiroid bezinden T3, T4 salgılanmasıyla yine hipotalamustan TRH hormonu salgılanıyor. Evet, TSH ve LH'ın etkilerini söyledik. Kadında ve erkekte cinsel farklılaşmayı, kadında yumurta, erkekte ise sperm gelişimini özellikle sağlamakta. TSH hormonu hipofizden salgılanmasını hipotalamustan TRH hormonu dengeliyor. Biraz önceki gördüğümüz döngüde tiroid bezinin kandan iyot alması, tiroid hormonlarının yapımı ve bezden salgılanması ve tiroid bezinin büyümesi TSH hormonu sayesinde olmaktadır. Prolaktin hipofizden salgılanan ve süt hormonu olarak bilinen hormondur. Prolaktin hormonu gebelikte kanda yükselir ki doğum sonrası memelerin süt kanallarının emzirmeye hazır olmasını sağlamak için. Prolaktin hormonunun görevi süt salgısını başlatmak ve devam etmektir. Süt yapım hormonu olarak da biliriz prolaktin hormonunu. Büyüme hormonunun salgılanması yine hipotalamustan gonadotropin krelizing hormon, gonadotrop hormonlar sayesinde hipotalamustan salgılanan somatostatin isimli hormonun salgılanmasıyla azalır. Büyüme hormonu salgısı gece artar. İşte uyusun büyüsün lafı buradan gelmekte. Gündüz azalır. Özellikle büyüme hormonunun salgılanması için de küçük yaştaki, özellikle ilk 5 yaş çok önemli çocuklukta. Bu yaştaki çocukların, bebeklerin gece karanlıkta uyumaları gerekiyor. Yani ışıklı değil, bir gece lambasıyla değil. Özellikle aileler bunu yaparlar ya, büyüme hormonunun, melatoninin salgılanması, büyüme hormonunun salgılanması için ışıksız, karanlık bir ortamda gece uykusu uyuması gerekiyor. O gündüz uykuları da var bebeklerin, biliyorsunuz. Bu uykuları da tam tersi ışıkta uyumaları gerekiyor. Biyolojik ritminin oluşması, hormonal dengesinin doğru oluşabilmesi adına ve geceyle gündüzü ayırt etmesi adına bebeklerin özellikle bu çok önemli. Yaşın ilerlemesiyle birlikte büyüme hormonu salgılısı da azalmakta. Evet, hipofizden salgılanan bir diğer hormon da ACTH. Bu salınması için de hipotalamustan CRH isimli hormonun salgılanması gerekiyor. ACTH hormonu hipofizden salgılandıktan sonra kan yoluyla böbrek üstü bezlerine gelmekte. Antidiüretik hormon, diğer adı da vazopresin hormonu, hipotalamusta yapılıp oradan sinir hücreleriyle arka hipofize taşınıyor ve buradan kana salgılanıyor. Vücudun su dengesini sağlıyor, böbreklere etki ederek süzülen kanın geri emilmesini sağlamakta. Antidiüretik hormonu ayrıca damarların kasılması ve kalp üzerinde de etkileri var. Kalp hastalarında, tansiyon hastalarında özellikle antidiüretik yapıldığını da belki sağlık çalışanları varsa içinizde bilirler. Tansiyonu yükselen hastada özellikle antidiüretik yapılır.
damar kasılmalarına etki ettiği için. Evet, oksitosini söyledik. Tamamen oksitosin refleksiyle, meme ucu uyarısıyla oksitosin refleksi sütün memeden çıkmasını sağlıyor. Süt fırlatma refleksi de diyebiliyoruz ona, oksitosin refleksine. Epifiz bezi serotonin uyku düzenlenmesinde, vücut sıcaklığının ayarlanmasında ve damar kaslarının kasılmasında uyarıcı etki yapıyor. Melatonin de biraz önce de konuştuk, biyoritmi, sirkadiyen ritim ya da biyoritim diyoruz. Biyoritmi belirliyor ya da biyoritmi üzerinde etkili. Üreme siklusunun düzenlenmesinde de rol alan hormondur. Melatonin hormonunun eksikliğinde depresyona yatkınlık, psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle melatonin hormonu az salgılanırsa. Aynı zamanda kadınlarda menstrual siklus dediğimiz adet siklusunun düzensizlikleri. Yine İnfertilite çağımızda erkekte de kadında da kısırlık problemi, infertilite problemi oldukça yüksek. Bunun nedenlerinden birisi de yaşam tarzı faktörleri, beslenme, fiziksel aktivite. Bunlar hepsi bakılmakla birlikte uyku da çok çok önemli. Melatonin salgılanması, dolayısıyla bu siklusların düzenli olması demek zaten ovülasyonun da olması beraberinde, yani yumurtlamanın da olması demek. Melatonin oldukça önemli arkadaşlar. Bunlar sizin için aslında genel bilgiler. Biz endokrin sistemin semptomatik ve cerrahi terimlerine daha çok bakacağız ama bu genel bilgi olduğu için size vermek istiyorum. Bazı hormonların da etkilerini bilin diye. Bu kısımları çok ayrıntılı sormam. Hormonların görevleri önemli bizim için. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Evet, tiroid bezi boyun ön bölümünde bulunur. Kelebek şeklinde şekilde görüyorsunuz. Bezin sağ ve sol lobu vardır. Bunlardan ismus denen bölümde birbirine bağlanırlar. Tiroid bezi 3 tane hormon yapıyor. T3, T4 ve kalsitonin hormonları. T3 ve T4 hormonları vücudumuzun metabolizmasını düzenliyor. Ayrıca metabolizmanın hızını kontrol ediyor. Kalsitonin kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandıran bir hormondur. Eğer çok hormon salgılanırsa hipertiroidi, az hormon salgılanırsa hipotiroidi durumu oluyor. Çok hormon salgılanmasında vücudumuzun metabolizmasını da düzenleyen T3, T4 olduğu için hipertiroidi durumunda metabolizma daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla kalp hızı artıyor, bağırsak hareketleri artıyor, ishal durumu olabilir, metabolizma çok çok hızlı çalışıyor ve hipertiroidisi olan kişiler genellikle çok fazla yemek yeseler de kilo alamayan zayıf kişiler oluyor. Hipotiroidinde bunun tam tersi, metabolizma yavaşlıyor, yavaş çalıştığı için tiroid bezi ve kalp hızı azalıyor, bağırsak hareketleri azalıyor. Bunlarda da ishalin tam tersi, kabızlık yani konstipasyon görülebilmekte. Hipotiroidi de tam tersi daha kilolu olabiliyor. Bu hormonların depresyonla sinirlilik, gerginlik çok fazla yapıyor, tiroid hormonlarının etkisi. Depresyonla da tabii ki dolaylı olarak bağlantıları var. Ancak sinirlilik, gerginlik daha fazla yapıyor tiroid hormonları. Paratiroid bezler salgıladığı parathormon sayesinde kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenliyor. Kemikten kalsiyum ve fosfor salınmasını hızlandırıyor ve kana geçişini sağlıyor. Paratiroid hormon yeterince salgılanmazsa kandaki kalsiyum seviyesi düşüyor. Buna bağlı olarak da kaslarda, özellikle el ve yüz kaslarında kasılmalar, yani tetaniler görülüyor. Bu kasılma larynx kaslarında olursa solunum engellendiği için ölüme yol açabilmekte. Paratiroid hormonunun fazlalığındaysa kemiklerden kalsiyum salınımı fazla oluyor ve kemiklerdeki kalsiyum deposu boşaltılarak kana veriliyor. Böylece kemikler kolaylıkla dökülüyor ve kırılıyor. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda paratiroid hormonun fazlalığı tedavi edilmemiş durumlarda osteoporoz da sık gelişiyor. Kemikler kolaylıkla kırılıp dökülüyor. Özellikle de beyaz ırkta, beyaz kadınlarda osteoporoz riski daha fazla olduğu için mutlaka belli aralıklarla tiroid hormonlarına bakılması gerekiyor.
Adrenal bezlerin iç kısmından sempatik uyarı ile adrenalin, epinefrin diğer bir adı ve noradrenalin, norepinefrin olmak üzere iki hormon salgılıyor. Bu bölümden salgılanan hormonların %80'ini adrenalin, %20'sini de noradrenalin oluşturuyor. Adrenal medül hormonlarına katekolaminler de denilmekte. Adrenalin ve noradrenalin bazı organlar üzerinde bazı aynı etki, aynı bazıları da farklı etki gösterebilmekte. Bu hormonlar adrenalin özellikle korku, heyecan, hiddet, öfke, stres durumlarında salgılanmakta. Stres durumunda kortizolde özellikle burada glukokortikoid olan kortizollerde, kortizol hormonunda yükseklik oluyor. Yine adrenalin, noradrenalin yükselmesi, heyecan, korku sırasında kalp atım hızımız da hızlanıyor, göz bebekleri büyüyor. İşte bir köpekten kaçtığımızı düşünün. Nasıl etkiler yapıyor? Kalbin çalışmasını hızlandırarak kan basıncını artırıyor. Yüzeysel, çevresel kan damarlarını daraltıyor. İskelet kasları kan damarlarını genişletiyor. Karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşmesini etkileyerek şeker düzeyini yükseltiyor ve oksijen tüketimini artırıyor. Dolayısıyla hızlı soluk alıp verme meydana geliyor. Sindirim kanalında yavaşlamaya neden oluyor. Göz bebeklerinin genişlemesi, korku esnasında göz bebekleri büyüyor. Noradrenalin kılcal damarları daraltıyor ve kan basıncını artırıyor. Adrenal bez korteksinden kortikosteroid hormonlar salgılanıyor. Glukokortikoidler, mineralokortikoidler ve androkortikoidler. Glukokortikoidler daha çok protein yağ ve karbonhidrat metabolizması üzerine etkili. Bu grupta en önemli hormonlar kortizol hormonu. Kortizol yokluğunda görülen bazı bozukluklar var. Kan glikoz düzeyi düşer. Özellikle bu stres durumunda kortizol hormonunda yükselme olur. Yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin meydana gelmesinde eksiklikler ortaya çıkar. Kan basıncı düşer. Kortizol eksikliğinde fazla su içildiği zaman vücutta su birikmesine ve su zehirlenmesine neden olur. Kortizol su da tuttuğu için yine yağ asitlerinin serbestçe meydana gelmesinde eksiklikler olduğu için yine lezzet almada bozukluk, işitme ve koku almada yetersizlikler, kas zayıflıkları görülebilir ve kilo artışı da streste bu kortizol hormonunun yükselmesiyle vücuda yaptığı etkilerden dolayı stres sırasında aslında çok fazla yeme isteği de duyuyoruz değil mi? Kortizol hormonu yükseldiğinde bu denge de bozuluyor ve kilo almaya yatkınlık da oluşabiliyor. Noradrenalin, adrenalin arasındaki fark demişsin Özgür. Aslında aynı etkileri gösteriyorlar. Çok önemli bir farklılık yok. Mineralokortikoidler en önemli oksitosin hormonu doğumu kolaylaştırıyor. Evet. Evet. Oksitosin hormonu hem doğumda hem doğum sonrasında geçen ders anlatmıştım ya size kanama kontrolü için önemli. Miyometriumun kasılıp gevşemesini sağlıyor oksitosin hormonu. Oradaki damar uçlarının kapanması için miyometriumun kasılmasını da denetliyor oksitosin hormonu. Mineralokortikoidlerde en önemli hormonları aldosteron ve dezoksikortikosterondur. Aldosteron vücudun sıvı ve elektrolit dengesini sağlaması için gerekli bir hormon. Dezoksikortikosteron ise iltihaplarda bağ dokusunun artmasını, böylece dokunun onarılmasını sağlıyor. Aldosteronun yetersiz salgılanmasında sodyum, su ve klorun geri emilimi azalıyor. Kan hacmi ve kalp atışı yavaşlıyor. Buna bağlı olarak dolaşım şoku gelişebilir. Aldosteron fazlalığında ise potasyumun vücuttan fazla atılmasına bağlı olarak potasyum miktarı azalır ve kas zayıflığı görülmektedir. Adrenokortikoidler progesteron, östrojen ve androjen. Evet, pankreas aslında
iç salgı ve dış salgı bezi olarak görev yapıyor. Hem endokrin hem de egzokrin salgı yapan karışık bir bez. Glukagon ve insülin salgılanmakta pankreastan. İnsülin kandaki glikoz seviyesini düşürerek düzenliyor. Kanda glikoz seviyesi yükseldiğinde insülin miktarı da artmakta. İnsülin glikozun karaciğeri taşınarak glikojen halinde depo edilmesini, glikozun hücre içerisine taşınmasını, glikozun hücreler tarafından kullanılması ve oksidasyonu, karbonhidratlardan yağ oluşumunu sağlamaktadır. İnsülin yetersizliğinde ne oluyor? Glikoz karaciğerde glikojen halinde depo edilemez ve hücreler tarafından yeterli olarak glikoz kullanılamıyor. Sonuç olarak kanda glikoz seviyesi yükseliyor. İnsülin yetersizliği nedeniyle ne oluyor? Glikoz seviyesinin normalin üstünde olması hiperglisemi durumu ortaya çıkıyor. Yani diabetes mellitus, şeker hastalığı diyoruz biz kanda glikoz birikmesine. İnsülinin normalin üstünde salgılanmasına bağlı olarak da kanda glikoz düzeyi o zaman ne oluyor? Tam tersi normalin altına düşüyor. Bu da hipoglisemi durumudur. Bu durumda en çok beyin etkileniyor hipoglisemi durumunda. Çünkü beynin tek enerji kaynağı şekerdir, glikozdur. Beynini çalıştırdığınız zaman, ders çalıştığınız zaman çok fazla işte kitap okuyup beyni çalıştıracak egzersizler, problem çözdüğünüzde özellikle matematikte benim çok olurdu matematik problemleri çözdüğümde veya şu anda aynı şekilde bir makale yazdığımda oturup istatistik yaptığımda hemen direkt böyle bir çikolata yeme isteği, bir tatlı yeme isteği oluyor. Çünkü beyin tek enerji kaynağı glikozu istiyor çalıştırıldığı zaman. Evet, erkek seks hormonları, testis hormonları. Geçen derste konuştuk bunları. Testislerde erkek küreme hücresi, spermler ve androjen hormonu üretiliyor. Androjen hormonlarının en önemlisi testosterondur androjen hormonları olarak. Yine FSH ve LH hormonları da LH özellikle testosteronun salgılanmasında etkilidir. Testosteron hormonunun görevleri erkek dış üreme organlarının büyümesi, gelişmesi, erkeklerde seksüel davranışlarını yerine getirilmesi, vücuttaki kılların dağılımı, erkek tipi kıllanmanın oluşması, yine plika vokalis diyoruz, ses tellerinin büyümesi ve dolayısıyla sesin kalınlaşması, protein yapımı ve kasların gelişmesi, testosteron total kemik matriksi miktarını da artırıyor. Hem de kalsiyum kemiklerde birikerek sertleşmesini sağlıyor. Sperm yapımı ve üreme sisteminin salgı bezlerinin gelişimini de testosteron sağlamakta. Kadın seks hormonları, over hormonları, overyumlar ovumu kadın üreme hücresine meydana getirme görevinin yanında östrojen ve progesteron hormonları salgılıyor. Bu hormonlar hipofiz ön lobundan salgılanan FSH ve LH hormonlarının denetimi altındadır. FSH özellikle geçen derste söylemiştik, yumurtlamadan önce, ovülasyon zamanından önce folikülü stimüle eden hormon diyoruz. Yumurtalıklar içerisindeki graft foliküllerinin gelişmesi ve çatlaması, yumurta çatlama diyoruz ovülasyondan önce, çatlamasını sağlayan hormonlardır aynı zamanda. LH hormonu yumurtlama sırasında salgılanan hormon. Ne yapıyor östrojen hormonunun görevleri neler peki? Menstruasyonun fizyolojik olarak düzenlenmesini, düzenli sikluslar olmasını sağlıyor. Fallop tüplerinin uterusu ve dış genital organların büyümesi, memede yağ depolanması, bağ dokusu kitlesinin artması ve süt bezleri kanallarının oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda östrojen kemiklerin büyüme faaliyetlerini hızlandırıyor. Bu sebeple ergenlikte kızlar erkeklere göre daha çabuk büyüyorlar ergenlikte. Ancak metabolizmayı hızlandırırken deri altı dokusunda, kalça ve uyluklarda yağ birikmesini kadın vücudunda karakteristik görünüm oluşmasını sağlıyor. Östrojen kaslarda çok etkili değil. O yüzden hani kızlarda boy uzaması erkeklere göre ergenlikte çok daha hızlı oluyor. Büyüme, gelişme daha hızlı oluyor. Ama daha sonrasında testosteron hormonunun etkisiyle erkeklerde boy uzaması daha fazla oluyor. Ergenlikten sonra kızlarda boy uzaması
duruyor. Progesteron hormonu ise kadında ikinci seks karakterleri, özellikle meme gelişimi, kalça genişlemesi, sesin incelmesi, işte sakal bıyık çıkmaması gibi durumları geliştiriyor. Cinsel siklusun ikinci yarısında rahim duvarının, endometriumun yani en iç tabakasının kalınlaşmasına ve buradaki salgılarla ilgili değişiklikleri başlatarak rahimin döllenmiş yumurtanın tutunmasını hazırlıyor. Progesteron gebeliğin devamını sağlayan hormon olarak da biliniyor demiştik geçen ders. Rahim hareketlerini yavaşlatarak döllenmiş yumurtanın atılımını engelliyor ve beslenmesini sağlıyor. Düşük tehdidi olanlarda, tüp bebek tedavisiyle gebe kalmış olanlarda dışarıdan progesteron hormonu veriliyor ki risk oluşmasın, rahim hareketleri yavaşlasın, döllenmiş yumurta atılmasın, düşük oluşmasın diye progestan dediğimiz ampuller var. İntramüsküler kas içi yapılan enjeksiyonlar. Bu formları mutlaka tedavi olan hastalara veriliyor. Memelerde süt bezlerinin gelişmesine de progesteron hormonu salgılıyor. Gebelik sırasında bu hormonun salınımıyla ve prolaktinin salınımıyla memeler doğum sonrası emzirme sürecine hazırlanmış oluyor. Evet, endokrin sistem hastalıklarında hipofiz ön lob hastalıklarından akromegali, orantısız büyüme. Akromegali, hipofiz ön lobundaki büyüme hormonu salgılayan asidofil hücrelerinin aşırı artışı aynı hastalığın iki görünümünü ortaya çıkarıyor. Büyümesi sona ermiş olan bir yetişkin kişide akromegali, organizması gelişmekte olan kişide de devlik olarak ortaya çıkıyor. Akromegalili bir hastada el ve ayakların büyümesi görülebiliyor. Devlik, jigantizm de yaşına göre boyu, kendi yaşlarındakine boy ortalamasına göre en az 3 yaş büyüğünün boyu kadar olan kişiye dev. Devlik yani jigantizm ender rastlanan bir hastalık. Anormal büyüme genel olarak ergenlikle birlikte başlıyor. Cushing sendromu kortikotrop hormonunun aşırı salgılanması sonucu ortaya çıkıyor. Cushing hastalığı nedeni hipotalamus, hipofiz yüzeyinde yerleşen bir Cushing sendromu. Bu hipofiz tümörü ya da olmaksızın hipotalamus düzensizliği söz konusu olabilir. Derideki pigment artışı bu biçimde çok iyi bir belirtidir. Arka lob hastalıklarından arka hipofiz yetmezliği, şekersiz şeker hastalığı dediğimiz diabetes insipidus görülebiliyor. Antidiüretik hormon eksikliği ile ortaya çıkmaktadır. Tiroid, guatr, mix ödem, belirtileri çok terleme, kendilerini aşırı derecede sıcak hissederler, aldıkları besini çok çabuk kullandıklarından kilo kaybederler. Ayrıca yüksek tansiyon, sinir gerginlik, sinirlilik, ruhsal sıkıntılar tiroid hastalıklarında, guatr'da, mix ödemde görülebiliyor. Aşırı hassaslık, kas zayıflığı, titreme, ilerlemiş durumlarda egzoftalmi dediğimiz gözün dışarı doğru fırlaması, birazdan resimlerde var, göreceksiniz, ortaya çıkacak. Bu diabetes insipidus'ta normalde şeker hastalığı, insülin yetersizliği sonucunda kanda glikozun birikmesine karakterize bir hastalık. Şekersiz şeker hastalığı da bu tamamen antidiüretik hormonun eksikliğinden dolayı sürekli diüretik etki, yani diüretik etki. Diüretik demek idrar söktürücü demek. İdrarın sürekli yapılması, sürekli boşaltılmasıyla ortaya çıkan, vücut sıvılarının azalmasıyla ortaya çıkan bir şeker. İnsüline bağımlı olmayan şeker hastalığı aslında. İnsülin değil, antidiüretik hormon yetersiz salgılanmasıyla diüretik etki yapıyor ve dolayısıyla şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Evet. Semptom terimlerinde galaktore, gebelik ve emzirme durumu olmaksızın süt salgısının olması, hormonal bozukluklara örnek olarak, jinekomasti erkeklerde memelerin aşırı büyümesi, bunu da görmüşsünüzdür.
Ergenlikte büyüme olabiliyor ama daha sonrasında yani ergenliğe ilk geçişte kilo alımıyla birlikte yağ dokusunun gelişmesiyle birlikte erkeklerde memeler büyüyebiliyor ama daha sonrasında devam etmesi jinekomasti hastalığını gösteriyor. Hirsutizm erkek tipi kıllanma özellikle kadınlarda. Polikistik överde de konuştuk. Erkek tipi kıllanmalar olabiliyor. Hormonal bozukluklar mutlaka sorgulanmalı bu durumlarda. Erkek tipi kıllanma dediğimiz şimdi gençlerde artık eskisi gibi değil yani sakallar kızlarda bıyıklar çok fazla görülebiliyor. Bu da çok doğal beslenmememizden kaynaklı aslında. Erkek tipi kıllanma deyince yine göğüs arasında kıllanma olabiliyor, göbekte kıllanmalar olabiliyor. Bunlara mutlaka hormonal olarak bakılması gerekiyor. Hipoglisemi, kanda şeker oranının düşük olması, bunu biliyoruz artık ilk dersten beri. Hiperglisemi de kanda şeker miktarının aşırı artışı. Hiperkolesterolemi, kanda aşırı kolesterol bulunması durumu. Jinekomasti ve hirsutizm. Hirsutizme de örnekler. Sakal, erkek tipi sakal görüyorsunuz. Öyle birkaç tel şey olabilir. O kadar hormonal dengeyle alakalı değil ama böyle tamamen erkek tipi kıllanma, göğüs arasında böyle sakal gibi kıllanmanın olması hormonal bir dengesizliğin olduğunun göstergesidir. Hiperkalemi kanda potasyum miktarının artması, hipernatremi sodyum miktarının artması kanda, hipertrigliseridemi kanda trigliserit seviyesinin aşırı yükselmesi, hiperürisemi kanda aşırı miktarda ürik asit ya da ürat bulunması, tetani paratiroid bezinin az çalışması ve kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak kaslarda gelişen spazm kasılmalardır. Polidipsi, aşırı su içme, bunu da geçtiğimiz derslerden biliyoruz aslında. Polifaji aşırı yemek yeme, oburluk. Virilizm kadında fiziksel ve mental erkek karakterlerinin oluşması. Androjen fazlalığından olabiliyor. Bazı kadınlarda ses kalınlığı da olabiliyor. Testosteron androjen fazlalığı olabilmekte. Vitiligo şekilde görüyorsunuz. Melanin eksikliğine bağlı dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı. Akromegali vücut gelişimini tamamlamış kişi de hipofiz ön lobundan gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu yüzün irileşmesi, el ve ayakların ileri derecede büyümesiyle ilgili belirgin bir durum. Dwarfizm yine yandaki şekilde görüyorsunuz. Kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında kısalık gösterişiyle belirgin bir durum dwarfizm. Büyüme hormonunun az salgılanması nedeniyle doğuştan gelişememe yani cücelik durumu mutlaka görmüşsünüzdür. Jigantizm, devrik durumu çok daha nadir görülüyor ama cücelik kadar cücelikten belki daha da çok sorun teşkil ediyor büyüme devrik durumu, jigantizm durumu. Yani uzun boyluluk biraz sanki avantajmış gibi ama burada gerçekten bizim bir çalışanımız vardı böyle elini kolunu gerçekten nereye koyacağını bilmiyor. Kontrol edemiyorlar. Denetimleri çok zor oluyor. Cücelikten daha bile zor diyebilirim yani. Cushing sendromu aşırı miktarda hiperkortizon veya ilgili kortikosteroidlerin uzun zaman etkisinde kalma durumuyla gelişen bir hastalık. On 14 kilo verdin, geçmedi gibi. Hormonal bir test yaptım mı sana Özgür? Şimdi kaç yaşındasın? 22 yaşına kadar biliyorsunuz ergenlik şeyi devam ediyor. 22'nin üzerinde olması gerekiyor. Şu an 22'den küçüksen eğer
spor yapmaya devam et. O şey gelişir. Yani şöyle bir şey var. Aslında kas yapmayla birlikte de gelişiyor. Birazcık meme dokusu varmış gibi görünüyor. Ama belirgin bir şey, 18 yaşındasın. Evet, daha 22'ye kadar büyüme gelişmeyi tamamlamamış oluyorsun aslında. Ergenlik sürecinden tam yetişkinlik sürecine geçme yaşı 22 yaş. Bir şey yap. Eğer çok belirgin bir yapıdaysa doktora gidip tekrardan şey yapabilirsin. Ameliyat olabilirsin. Evet, diyabetes insipidus söyledik aslında. Hipofiz arka lob hormonu olan antidiüretik hormon yetersizliğine bağlı gelişen şekersiz şeker hastalığı. Diyabetes mellitus insülin yetersizliğine bağlı, kanda glikozun artmasına bağlı şeker hastalığı. Hiperinsülinizm, pankreastan aşırı insülin salgılanması. Hipotiroidizm, tiroid bezinin yetersiz salgı yapması durumu. Geçmiş olsun Özgür bu arada. Çok önemli değil. Bu birçok erkek çocuğunun yaşadığı bir durum. Şimdi benim oğlum da 11 yaşında ve insan ister istemez korkuyor tabii ki, ama 11 yaşında ve şimdiden yağlandı göbek. Tabii yağlanmayla birlikte şimdi bu süreçte pandemide evde kalmak da çok çok etkili oldu. Yani spor yaptırmaya çalışıyoruz ama evde olmuyor. Memeler de büyüdü. O da şu an halinden hiç memnun değil. Bir anda tamamen bir değişime uğradı, ama bunlar gelip geçici oluyor. Genellikle gördüğümüz büyüme gelişme evresinde büyümeyle birlikte yok oluyor. O orantısızlık oluyor ya ergenlikte. Hepiniz yaşamışsınızdır aslında bir takım orantısızlıklar. O şeyi evet, sağlıklı beslenme zaten fiziksel aktivitede sağlıklı beslenmede şu yeni gelen nesilde çok çok daha zor. Gerçekten zor. Bizim zamanımızda bu kadar hazır besin de yoktu. Yani mutlaka evde öğle yemeğine eve gidebiliyorduk okuldan en azından. Şu anda tamamen okulda yaşıyor çocuklar. Bununla da alakalı maalesef. Yaşam tarzına mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bir spor mutlaka, yani hormonal dengeniz için bu yaşam tarzı standartları çok çok önemli. Uyku düzeniniz çok çok önemli. İlerisi için de yatırım yapıyorsunuz. Yani en önemlisi bedenimize sahip çıkmamız ki ruhsal dengemiz de yerinde olsun. Evet. Evet, guatr tiroid bezinin büyümesi. Endemik guatr tiroid hormonunun yapımının azalması nedeniyle klinik olarak hipotiroidizm görülmeksizin tiroid bezinin büyümesi. Yandaki şekilde görüyorsunuz egzoftalmik guatrı artık ilerlemiş durumda, gözler yuvalarından çıkacakmış gibi görüyorsunuz. Hashimoto hastalığı var yine tiroid beziyle alakalı, büyümeyi etkileyebiliyor, büyüme hormonlarını etkileyebiliyor Hashimoto yine. Tiroiditis, tiroid bezinin iltihabı. Hiperadrenalizm, böbrek üstü bezinde aşırı hormon salgılanması. Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı salgılanması dedik. Hipoparatiroidizm, paratiroid hormonunun yetersiz salgılanması. Hipotiroidizm, tiroid bezinin yetersiz salgılanması, tiroid neoplazm, tiroid bezi kanseri. Şekilde de tiroid bezi kanserini görüyorsunuz, bir tümörünü. Tiroid kanseri tedavisi mümkün olan bir kanser çeşidi. Yani iyi huylu bir kanser gibi aslında değil, ama iyi huylu bir kanser süreci gibi tedavisi mümkün olan kanserlerden bir tanesi. Yine kemoterapi, radyoterapi alıyor hasta, ancak tedavisi mümkün. Miksödem, şiddetli hipotiroidizm belirtilerinde deri altında sert ödemin eşlik ettiği ağır klinik tablodur. Evet, cerrahi terimler var. Adrenalektomi, artık ektomi cerrahi olarak çıkarılması. Adrenalektomi, böbrek üstü bezinin cerrahi olarak çıkarılması. Hipofizektomi, hipofizin cerrahi olarak çıkarılması. Paratiroidektomi, paratiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılması. Tiroidektomi de tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılması. Evet, burada
Sadece hormonların biraz işleyişini anlayın. Hormonal aks çok önemli. Yani hormonların hepsi birbiriyle ilintili çalışıyor aslında. Birbirine bağlı çalışıyor. O yüzden hep söylüyorum. Yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, uyku, bunların hepsi hormonal dengemizi etkiliyor. Hormonların görevlerini dediğim gibi bilin, ancak ayrıntılarda hani çok belirgin olanları bilmeniz yeterli ve semptom terimlerini bilmeniz yeterli bu konuda. Çok ayrıntılara girip ezberlemeye çalışmayın ama okuyun. Bizim için önemli bir konu. U yıllarca ortaya çıkamıyor deniyor. O ne demek istediğini anlamadım Nesrin. Sorularınıza bakıyorum şu anda. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyecektim ben size. Ne söyleyecektim? Sınavı söyledim. Quiz'i yapıştırdım. Quiz'i gördünüz. Evet. Bu arada sorularınıza bakacağım. Kaydı durduruyorum. Çıkmak isteyenler çıksın arkadaşlar.